Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti üzerinize olsun. Bugün 12 Mart 2024 Ramazan ayının ikinci günündeyiz. Kısa bir sohbetle yine birlikte olacağız. Bugünkü ayetimiz Kur'an'ın 11. suresi olan Hud suresinin 113. ayeti çerçevesinde olacaktır. Hemen ayeti okuyalım, mealini kısaca verelim ve düşüncelerimizi paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun naru ve ma lekum min dunillahi min evliya'a thumme la tunsarun. Sadakallahul azim. Sakın ola ki zalimlere meyletmeyin, yoksa size derhal ateş dokunur. Böyle yaparsanız Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da olmaz. Değerli kardeşlerim, ayet çok ilginçtir. Zulmetmeyin, zalim olmayın, haksızlık etmeyin demiyor. Zulmedenlere meyletmeyin, haksızlık edenlere meyletmeyin buyuruyor. Şimdi ayet tabii çok geniş. Hem bireysel hayatımızda, hem toplumsal hayatımızda, hem evrensel boyutta bir zulüm söz konusuysa bu zulmün bir parçası olmak kesin bir şekilde Allah Celle Celaluhu tarafından yasaklanıyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisine dikkatinizi çekmek isterim. Şöyle buyuruyor. Mümin bir yanlış gördüğünde, bir zulüm gördüğünde, bir haksızlık gördüğünde gücü yetiyorsa onu eliyle düzeltecek. Buna gücü yetmiyorsa tebliğ ile, sözle ikaz edecek, ıslah etmenin yollarını arayacak. Eğer buna da gücü yetmiyorsa, buna da imkan bulamıyorsa kalbiyle buğz edecek, nefret duyacak kendi işinden. Şimdi dostlar, Gazze'deki, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, ne bileyim dünyanın neresinde olursa olsun, gerek Müslüman, gerekse Müslüman olmayan herhangi birine bir haksızlık yapılıyorsa, zulmediliyorsa Müslüman bu zulmün bir parçası olamaz. Bunu ya eliyle düzeltecek, ya diliyle bu zulmü kınayacak, lanetleyecek veya en azından kalben buğz edecek. Hiçbir şekilde eliyle yanında olamaz, diliyle yanında olamaz bu zulmün. Kalben onlara meyledemez, maddi manevi hiçbir şekilde bu zulmün bir parçası, destekçisi asla söz konusu olamaz. Şimdi ortada bir zalim var. İsrail dünyanın gözü önünde 1,5 milyar Müslümanın gözü önünde, 6 milyara yakın insanın gözü önünde bir zulüm irtikab ediyor, bir soykırım işliyor. Amerika başta olmak üzere batılı destekçileri, emperyalistler her şekliyle bu zulmün bir parçası, bir payandası. Onların desteği olmazsa zaten İsrail bu zulmünü, bu katliamını devam ettiremez. Böyle bir şey imkan dahilinde değil. Peki Müslüman burada nerede duracak? Maddi manevi anlamda kesinlikle bu zulmün asla yanında olmayacak. Hocam biz zaten kınıyoruz, nefret ediyoruz diyoruz. Değerli arkadaşlar, boykot bu zulmün bir parçası olmamanın en önemli yollarından bir tanesi. Gücümüz bizim buna yetiyor. Bunu lanetliyoruz. İslam ülkelerinin güç anlamında elle bu zulmü değiştirecek bir imkanları görüyoruz ki yok. Ümmet birlikteliği yok. Ümmet paramparça olmuş. Her şeyden önce ümmet birlikteliği olması lazım. Ama şu anda görünür durumdaki halimiz içler acısı bir durum ki ortada elbette ki bireysel, toplumsal ve devletler bazında her kim
bu zulmün bir parçasıysa dünyada onu bir rezillik, ahirette de cehennem ateşi o kişiyi bekliyor. Ama bireysel olarak bizler bu zulmün asla bir parçası olmayacağız. Ne yapacağız? Boykot firesiz kesin bir şekilde devam edecek. İsrail ve Batı kaynaklı ürünler, İsrail desteklisi firmaların ürünleri asla alınmayacak. Değerli arkadaşlar, duyar gibi oluyorum. Öyleyse satmasınlar, öyleyse almasınlar, öyleyse ticaret yapmasınlar. Arkadaşlar, biz yaptıklarımızdan sorumluyuz. Kişi eliyle yaptıklarından sorumlu, diliyle söylediklerinden sorumlu. Biz o hassasiyeti göstereceğiz. Bu konuda azami dikkat göstereceğiz. Koladır, fantadır, pepsidir, gıda ürünleridir, yiyecek içecektir, giyim kuşamdır. Bu konularda tavizsiz dikkat edeceğiz. Bir dikkat de ev hanımlarına burada dikkatlerini çekmek istiyorum. Ev hanımlarının özellikle Batı menşeli İsrail destekçisi, bu soykırım destekçisi temizlik firmaları var. Deterjanlar var özellikle. Bayanların şöyle bir şeyi var. İyi yapsınlar, biz de onu kullanalım. Onlarınki çok iyi, çok iyi kir çıkarıyor diyorlar. Değerli arkadaşlar, 80-100 yıldır bu insanlar zaten piyasada. Piyasada hegemonya kurmuşlar. Piyasayı esir almışlar. Sadece üretmemişler, dağıtım şirketleriyle, belli organizasyonlarla zaten piyasada hakimler. Daha 10 yıl önceki, 20 yıl önce çıkmış firmaların bu insanlarla mücadele etmesi zaten zor. Biz destek olmazsak bizim firmalarımız daha da batacak. Dolayısıyla İsrail bu zulmünü, bugün yaptığı bu zulmü gelecekte de bizim desteklerimizle devam edecek. Ama biz de zalimlere meyletmenin cezasını, değerli kardeşlerim, muhterem hanımlar, oruç tutsak da cehennem azabıyla ödeyeceğiz. Namaz kılsak da cehennem azabıyla ödeyeceğiz. Hacca gitsek de, umre yapsak da cehennem ateşiyle ve azabıyla bu zalimlere meyletmenin cezasını kesinlikle çekeceğiz. Bu konuda ev hanımlarını özellikle uyarıyorum. Gençleri, büyükleri bu konuda hassas davranmaları hususunda kesinlikle uyarıyorum. Başta kendi nefsimiz olmak üzere. Değerli arkadaşlar, eskiden büyüklerimiz çamaşırlarını, palanlarını deriz biz, dere kenarlarına getirir, deterjansız, varsa sadece sabunla taşlara çarpa çarpa yıkarlardı ve biz onları giyerdik. Şimdi alternatif bir sürü temizlik ürünü olduğu halde, bilmem yumuşatıcısından, bilmem kir çıkarıcısına kadar her konuda alternatif olduğu halde bu soykırımcılara, bu katillere, bu zalimlere kıyısından köşesinden zerre miktarı da olsa destek olmak, onların ürünlerini almak, o ürünleri eve sokmak vallahi de billahi de büyük vebaldir, büyük sorumluluk gerektirir. Zalimlere meyletmiş ve elimize çocuk kanı, masum kanı, kadın kanı değmiş, bu zulme ortak olmuş oluruz. Ayeti tekrar hatırlatıyorum. Ey iman edenler, sakın ola ki, hatta iman edenler de demiyor, tüm insanlığa hitap ediyor. Bu anlamda Batı kamuoyundaki vicdanlı insanlarımız bu ayetin gereği olarak çıkıp Amerika Birleşik Devletleri veya devletlerin başbakanlarına, başkanlarına siz katilsiniz, çocuklar öldürülüyor, kılınız kıvırdamıyor, destek oluyorsunuz diye haykırıyorlar. Hristiyan oldukları halde bunları yapan, insanların yanında iman ettiğini söyleyen bizler eğer hassasiyet göstermiyorsak vallahi de zalimlere meylediyoruz ve bu zalimliğin, bu zalimlere meyletmenin karşılığında bu ateşin bize dokunacağı tehdidiyle karşı karşıyayız. Allah hepimizi muhafaza buyursun.
sakın zalimlere meyletmeyelim. Sonra bize ateş dokunur ve değerli dostlar, Allah'tan başka o gün yardımcımız da dostumuz da asla söz konusu olmaz. Herkese tekrar hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olunuz. Kalınız sağlıcakla.